Selam arkadaşlar, ben Nurgül. Kanalıma, mutfağıma hepiniz hoş geldiniz. Tam bir şifa deposu tarhana hazırlayacağız bugün evde arkadaşlar. Oldukça vitaminler açısından zengindir. A, B, C, kalsiyum, çinko, demir, kükürt, bol miktarda fosfor barındıran vitamin deposu tarhanayı gelin hep birlikte yapalım. Evet, bunun için gerekli olan malzemelerimiz 3 büyük boy soğan kullandım, 500 gram kadar. 3 büyük baş sarımsak, yaklaşık 150 gram kadar. 500 gram kırmızı kapya biber ve bir tane de kırmızı dolma biber kullandım. Biraz acı da kullanmak istedim, yaklaşık 5-6 tane 300 gram acı süs biber kullandım. Bu arada malzeme listesini verirken de arkadaşlar, sizler de arka planda nasıl yaptığımı görüyorsunuz. Bunları mikserde, blenderda püre haline getiriyorum. Sebzeleri püre haline getirdikten sonra süzgeçte fazla suyunu altı süzdürüyorum arkadaşlar. Bu işlemi yapmak zorunda değilsiniz. Daha çok tarhananız olsun isterseniz suyunu süzdürmeden de yapabilirsiniz. Bu sefer un miktarı artacaktır. Evet, ben bu tarhanayı sonbahar yapmıştım. Sonbahar yapınca yazın atmış olduğum, derin dondurucuya attığım domatesleri de kullandım. Bu şekilde dondon çıkartıp onları da mikserde püre haline getirdim. Eğer sizler taze domates kullanacaksanız arkadaşlar, yaklaşık 1 kilo kadar domates kullanmalısınız. Evet, yeşillikler 1 küçük bağ taze fesleğen, 1 küçük bağ taze kekik, 2 dal biberiye, 1 bağ taze nane. Bunları da mikserde püre haline getiriyoruz, gördüğünüz gibi. Bütün sebzeleri püre haline getirdikten sonra böyle bir yoğurma kabıma alıyorum. Yaklaşık 3 yemek kaşık tuz ilave ediyorum içerisine. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Büyük leğeniniz varsa büyük leğen kullanın arkadaşlar. Temiz, büyük bir leğende bu işlemi yapalım. Eğer varsa koyun yoğurdu, keçi yoğurdu kullanabilirsiniz, tercih edebilirsiniz. Süzme olmasına özen gösterin. 500 gram süzme yoğurt kullandım. Hepsini karıştırdıktan sonra yaklaşık arkadaşlar 1,5-2 kilo da un kullandım. Evet, beni buraya kadar izlediyseniz, tariflerimi nasıl buluyorsunuz arkadaşlar, videolarım işinize yarıyor mu? Deniyor musunuz tariflerinizi? Yoruma lütfen yazın. Benden istediğiniz farklı tarifleriniz de varsa lütfen yoruma belirtin. Evet, gördüğünüz gibi sebzelerin suyunu bu şekilde akıtmıştım. Bu suyu da bir çorbasını yapabilirsiniz. Atmayın arkadaşlar. Yeşillikleri eklerken naneyi unutmuştum. Hemen derin dondurucudan çıkartıp ekledim. Bu şekilde de karıştırdım. Hamurumuzun kıvamı da bu şekilde arkadaşlar. Eğer süzdürmeseydik daha çok un alacaktı ve daha çok bir hamur elde edecektik. Dediğim gibi bu işlem tamamıyla size kalmıştır. Evet, daha sonra yoğurmuş olduğum hamurumu böyle bir kapaklı kabıma alıyorum. Bir gece, yani bir gün mayalanmaya bırakıyorum. Mayalama işlemini arkadaşlar sizler 2 gün, 3 gün, 5 gün, 7 gün ne kadar istiyorsanız o şekilde mayalatıp bu işleme geçebilirsiniz. Ben çok ekşi sevmediğim için, o mayalı tadını çok almak istemediğim için yaklaşık 24 saat sonra hemen serdim. Evet, hava sonbahardı. Sonbahar olduğu için de salonda yemek masamın üzerine temiz bir sofra bezi serdim. Üzerine de un serptim ve birer kaşık hamurum bitene kadar, biraz boşluk bırakana kadar hamurumu döktüm arkadaşlar. Evet.
Eğer sizler yazın yapıyorsanız balkonunuzda bu işlemi yapabilirsiniz ya da bahçenizde. Dikkat edin, güneş de çok çabuk kuruyabilir. Çok çabuk kurursa da ovalama işlemi sizi yorabilir. Bunun için tam bir kıvamında olması gerekiyor. Tavlanmış şekilde kontrol edin arkadaşlar. Bakın, daha sonrasında bunları çevireceğiz. Biraz daha suyunu kurumasını bekleyeceğim hamurumu. Bu şekilde hamurumu kuruttum. Sürekli pencereleri açıp havalandırdım. Evet. Tavlamış olan hamurlarımı gördüğünüz gibi arkadaşlar kolay bir şekilde hemen ters çeviriyorum. İki taraflı birden kurutuyorum hamurlarımı. Daha sonra kuruyan hamurlarımı arada bir ovalıyorum. Kıvamı aldı mı, tam yeterli kurudu mu diye. Gelip gidip kontrol ettim arkadaşlar. Bu şekilde çevirdim ve arada bir ovaladım. Çok kurutmadan ovalama işlemini yapacağım. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde kurumuş olması ovalamak için tam idealdir. Şimdi bu hamur parçalarını mümkün olduğunca ufaltalım. Sonra bu şekilde de kurutacağız. En sonunda da mikserde toz haline getireceğiz. Evet. Güneşleri gelip gidip karıştırıyorum bu şekilde. Kurutuyorum. Ve kurumuş olan tarhana hamurumu şimdi önce sizlere süzgeçten geçirmeyi göstereceğim. Daha sonra elekten eleyeceğim. Bu şekilde toz haline hamurumu getireceğim. Evet, bu şekilde yapmak biraz uğraştırıcı arkadaşlar. Dilerseniz mikserde de yapabilirsiniz. Mikserde toz haline getirebilirsiniz. Süzgeçten geçirmek bayağı bir uğraştırıcıydı. Mutfaktan blenderımı getirdim ve içerisine hamurların bir parçasını koyup yüksek devirde çalıştırarak hamur parçalarını un haline, toz haline getirdim arkadaşlar. Bu şekilde çok pratik oluyor. Eğer blenderınız varsa kesinlikle tavsiye ederim. Gördüğünüz gibi. Blender'dan ufaltmış olduğum hamurları da bu şekilde eleyerek iri kalan hamur parçalarını tekrardan blender'a atıyorum. Toz haline getiriyorum. Evet, bu şekilde bütün hamurlarım bitene kadar uyguluyorum. Ve artık bütün tarhana hamurumu toz haline getirdim. Görüyorsunuz. Şimdi toz haline getirmiş olduğum bu tarhanayı arkadaşlar tekrardan sereceğim. Sabaha kadar kurumasını sağlayacağım. Daha sonra vakumlu kaplarıma koyup kaldıracağım. Evet. Bu şekilde tekrardan kurutuyorum. Sabaha kadar beklettim bu şekilde arkadaşlar. Emek olmadan yemek olmuyor. Görüyorsunuz, sevgimi katarak tarhanamı yaptım. Umarım sizler de yapınca beğenirsiniz arkadaşlar. Kesinlikle tarifimi denemenizi tavsiye ederim.
Evet, şimdi kuruyan tarhana tozlarını kabıma kaldıracağım. Yaklaşık 2 kilo kadar toz tarhana elde ettim arkadaşlar bu malzemelerde. Görüyorsunuz rengini, kıvamını. Tam bir şifa deposu. Sizler tarhanayı nasıl pişiriyorsunuz? Pişirirken içerisine sarımsak rendeliyor musunuz arkadaşlar? Salçasını kavururken bir diş sarımsak kavurmanızı tavsiye ederim. Müthiş lezzetli oluyor. Tavuk suyu, et suyu varsa da bu şekilde daha da bir vitaminini artırabilirsiniz. Evet, görüyorsunuz. Bu kadar tarhana elde ettim arkadaşlar. Yaklaşık 2 kilo kadar. Bir yayınımızın sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videomu beğenip aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.